Tekrar merhaba. Bir günlük aradan sonra yeni bir video. Beşiktaş ikinci hazırlık maçını sahadan galibiyet ayrıldı. 3-0'lık galibiyet. Hem bu hazırlık maçına değineceğiz hem de transferdeki son dedikoduları anlatalım. Arkadaşlar tabii ki bu maçlar hazırlık maçları. Çok fazla ölçü değildir. Fakat oyuncuların son durumlarını görebilme açısından teknik adamlar için çok önemlidir. Genelde hazırlık maçlarında skora bakılır ama işin açıkçası ben skor tarafına değil, ben de oyuncuların bireysel performanslarına neler verebilecekleri yönünde kafamda kurmaya çalışırım. Şimdi baktığınızda gençler açısından çok önemli bir maç oldu. Atakan'ın o son vuruşu, Oğuzhan'ın o ortası, Larin'in o kalabalık savunma içerisindeki o pası, Mensah'ın onu tamamlayabilmesi, İlkay'ın attığı gol. Tabi bunlar güzel şeyler. Utku'nun yaptığı kurtarış. Beşiktaş adına, taraftarı adına, taraftarı sevindiren durumlar. Tabi eksik ciddi anlamda çok. Yani bu takımın bir forveti daha olacak. Bu takımın her iki kanadı oynayabilecek bir ismi daha olacak. Bu takımın bir altı numarası gelecek. Bu takıma bir tane sağ bek gelecek. Gidişata göre belki bir stoper daha gelebilir. Kaleci alınır mı? İşte o soru işareti. Çünkü Sergen Hoca Utku'nun da performansından çok memnun. Ersin'in de performansından çok memnun. Transferin son gününe kadar bence kalede çok böyle, yani transferin son günlerine kadar diyelim, kalede bence çok fazla taviz vermeyecek. Yani şu an Beşiktaş masaya otururken artık tok satıcı. Pardon, tok alıcı. Çünkü niye diyor ki, benim iki tane aslan gibi genç kalecim var. Orada bir tedirginliğim yok. Bana o yüzden öyle pahalı, fazla şişirilmiş rakamlar sunamasın diyecekler. Tabii diğer maçlara göre, hani gidişata göre, antrenmandaki başlara göre, Utku'nun antrenman performansına göre Sergen Hoca'nın benim kaleci transferine ihtiyacım yok deme olasılığı bir hayli fazla. Çok fazla hatta. Yani hocam kaleci almıyoruz. Ne diyorsun? Olur. İki kaleci bana yeter. Altyapıdan üçüncü bir kaleci de getirdiler. Bana yeter bunlar. Deme ihtimali çok yüksek. Hal böyle olunca, şimdi bak, sol bekte Rıdvan olduğu için bir ensakal aldın. Bonservisi elinde ucuz diye. Oradan bir kar ettin. Kalede Ersin. Bak, yedek kalecide de kar ediyorsun. Muhtemelen öyle. Bu paraları hani kâr ettin, tasarruf yaptın işte, ama orta sahaya, 6 numaraya ve forvete hatırı sayılır isimler getirmek önemli. Bu çok önemli. Yani o kadar tasarruf oldu. Sana Ersin ileride para kazandıracak. Utku da kazandırır. Rıdvan da kazandırır. Atakan'ım var. Efendime söyleyeyim, Oğuzhan bir yeni transfer. Larin bir yeni transfer bana göre. Aydın bir yeni transfer, bu oyuncunu oynatabilmek çok önemli. O nedenle artık biraz daha A sınıfı diyebileceğimiz transferler yapılmalı. Bunu hoca da istiyor. Bu önemli bir gelişme. Yani Utku'nun bu performansı çok çok önemli. Aydın'ın hoca daha da eksikleri var. Onu söyleyeyim. Biraz daha takım oynama açısından, ama tabii kanat dediğinde alıp gitmeli. O da var. Yani birebir de girmeli, top alıp gitmeli. O başka bir şey. Ama orta sahaya geçtiği zaman tabii biraz daha pas trafiğine girmesi lazım. Oğuzhan maşallah diyelim. Larin maşallah diyelim. İyi gidiyor. Atakan son vuruşu tam bir usta işi. Bunların yanına gelecek olan isimler. Şimdi. Cepte bir Abubakar var. Bugün Beşiktaş Hedes'in, Abubakar Beşiktaş'ta. Bakın. Bugün itibariyle. Fakat Abubakar için hem Türkiye'den hem de İngiltere'den hem de Katar coğrafyasından başka takımların da olduğunu öğrendim. İsimlerini henüz alamadık. Ama burada Beşiktaş'ın birinci önceliği Abubakar değil bence. Kalenic'teki durum ciddi bir şekilde devam ediyor. Onu net söyleyelim. Fenerbahçe'nin adı geçiyor geçmiyor ben bilmiyorum. O tarafını bilmiyorum. Ama Beşiktaş kanadında ilerlemesi bile var. Ciddi bir şekilde devam ediyor. İki, Zeluis'te de ciddi bir ilerleme var. Orada devam ediyor. Ve Beşiktaş yönetimi anladığım kadarıyla
birkaç isimle daha görüşmüş, oyuncularla anlaşılmış. Ama kulüplerinde kiralama bedeli ve bonservis konusunda sıkıntılar var. Şimdi burada tabii Beşiktaş teknik transfer heyeti diğer kulüplerin forvet alabilme olasılığını da göz önünde bulunduruyor. Yani talip oldukları oyuncuları ya işte kaptırabiliriz şu takıma, buraya kaptırabiliriz, ona kaptırabiliriz gibi şeyleri de piyasayı iyi takip ediyor. O nedenle hani orada biraz rahatlar. Nasılsa kulüplerin gardı düşer. Biz bu oyuncularına birini kiralık alacağız. Satın alma kira, satın alma opsiyonu kiralık. Bu Zeylius mi olur? Bu Abubakar mı olur? Nasıl o cepte? Bu Kalinic mi olur? Belki Seferovic bir yere gitti mi? Bakmam lazım. Belki Balotelli veya başka bir sürpriz isim. Bekleyip göreceğiz ama forvette iyi bir isim alacaklarını tahmin ediyorum. Trabzonspor maçına yetişmeyebilir ama iyi bir forvet alsınlar. Hoca bunu da telafi edebilir. Sağ kanatta yine aynı taktik. Yine o basında çıkan isimler. Hiç tekrarlamaya gerek yok. En uygun seviyeye gelecek olan isimlerden birini koyacaklar sağ kanata. Ve bunları Trabzonspor maçına yetiştiremezsen eğer zaten ondan sonraki o Antalya galiba o maça kadar bir tanesini bitirmen lazım. Ciddi anlamda. Çünkü artık riske sokamazsın. Yani bir A sınıfı oyuncuları o takımın içine koyacaksın ki biraz oyunun kalitesi de artsın. Oyunun direnci de artsın. Takımın direnci de. Orta saha tabii biraz soru işareti. Şimdi dün ben Aspor'da dile getirdim. Sonra Sercan Dikme kardeşim de onu haberleştirmiş. Bir haber yapmış. Yani kendi istihbaratına dayanarak tabii ki. Josef de Souza ismi biliyorsunuz Galatasaray'la da gündeme geldi. Beşiktaş'ta konuşulması da normal. Bakın. Yönetimin istediği, hocanın istediği mi bilmem. Beşiktaş'ta bir şekilde gündeme getirildi. Ya menajer önermesi ya da bir yöneticinin fikri. Ama şu an konuşuluyor acaba da. Yine Galatasaray'la da geçen. Çünkü 6 numara kovalıyor Galatasaray'da. Normal Lemine'de de öyle oldu. 8 numara da arıyordu. Mensah'ta da öyle oldu. Beşiktaş'ın orta saha araçlarında karşısına Galatasaray'ın çıkması normal. Veya Galatasaray'ın araçlarında Beşiktaş'ın çıkması normal. Yan Envila galiba. Sen Etienne'de oynuyor. Öyle bir isim. Beşiktaş'ta işte acaba iş yapar mı? Alınabilir mi? Bir baksak mı duruma? Bu da konuşuldu. Josef de Souza da konuşuldu. Lemin olmayınca tabii daha farklı isimlere yönlendi biliyorsunuz Beşiktaş. Yöneldi. Bakalım bu orta saha listesinde bazı sürpriz isimler girebilir mi? Bakın. Yani enteresan bir şekilde yok artık diyebileceğimiz. Ben onun zamanını bekliyorum. Onu şimdi söylersek bazıları kızabilir. Bazıları da şoka girebilir. Zamanı bekliyor. Biraz bekleyin. Güzel de şeyler oluyor Beşiktaş'ta. 6 numarayı da herhalde en sona doğru bırakacaklar gibi geliyor. Çünkü orta sahada oyuncu bolluğu var diye defansif orta saha oyuncusunu maliyetini daha da düşürebilmek için transferin son günlerini bekliyorlar diye düşünüyorum. Ama ben de şunu eklemek istiyorum. Sergen Hoca'ya da artık hak verin. Gerçekten hocanın en azından bir iki tane A sınıfı ismi kadroda görmesi lazım. Çünkü bu süreç gerçekten çok önemli bir süreç. Şimdi diğer rakiplerinizin kadrosu dolu. Yani hocalarının sıkıntıları yok. Burada biraz Sergen Yalçın'ı yalnız bırakmamak lazım bu konuda. Çünkü Sergen Yalçın'a tek maçta ağır eleştiriler yapıldı. Fakat hangi şartlar altında çalıştığını da unutmuyor. Tabii burada yönetimin suçu vardı de anlamda söylemiyorum. Sergen Hoca yönetim bu konuda çok iyi anlaşıyorlar. Zaten sürekli yan yanalar Ahmet Nurçevi ile birlikte. Sürekli tesiste fikir alışverişinde bulunuyorlar. Öyle yönetimle ilgili sorun yok ama bir an önce süreci de artık hızlandırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü önümüzdeki sezonun Beşiktaş'ta hakikaten şu takıma 3-4 tane sağlam takviye yaptınız ama bu takımın şampiyonluk şansı çok çok yüksek. Çünkü ben böyle çok
enerjik bir takım gördüm. Çok enerjisi çok yüksek olan bir takım gördüm. Antalya Sivas maçlarında yani 10 kişi Sivas'tan daha iyi oynadı. Sivas Spor'dan daha iyi oynadı. Onu çok net söyleyebilirim. Bir de Sivas Spor maçından sonra Rıza Çalınbay'ın herhalde Fatih Aksoy ile ilgili açıklamaları olmuş. Soru geldi falan. İşte yönetime söyledim. Geleceği var şu bu falan gibi. Tabii Rıza Hoca çok iyi bir insan. Ben Rıza Hoca'yı çok severim ama bu iletişim hakikaten önemlidir. Şimdi kendisinin basın danışmanı da var herhalde. Orada eğer öyle bir şey söylediğinizde Sergen Yalçın bozulabilir. Yani Sergen Yalçın şunu söyleyebilir. Hocam yani siz böyle konuşursanız olmaz. Yani o sizin meslektaşınız. Sergen Yalçın'ın bir tercihleri var. Sizin de tercihleriniz var tabii ki. Ve hocaların takım kurarken tercihlerine de saygı duyarız hepimiz. Sonuçta o sorumlusu olacak bu işin sonunda. Günün sonunda başarıda o tebrik edilecek. Başarısında da o hesap verecek yönetime. Yönetimle konuşacak ama burada hocaların tercihini başka bir hocaların televizyon karşısında söylemesi hocayı rencide edebilir. Ben iletişimci olarak söylüyorum bunu. Bu bir ters bir durum oldu. Mesela yarın bugün çıkıp birisi Sergen Hoca, Rıza Hoca'nın aldığı bir transferi veya gönderdiği bir oyuncuyu eleştirse, fikir yürütse doğru olmaz. Gerçekten hiç doğru olmaz. Burada bence Rıza Hoca kötü niyetle değil ama bu durum Sergen Hoca gibi hocaları incitebilir. Sergen Yalçın'ın bütün camianın arkasında durması lazım. Yani Beşiktaş'tan yetişmiş başka takımları çalıştıran hocalar da dahil. Yani tabii ki arkasında durmak derken rakip olduğunda gitsin yenilsin anlamında değil. Şöyle düşünün. Galatasaray'dan çıkmış futbolcu ve hoca olmuş isimler nasıl ki Fatih Terim gibi bir teknik adamlarına saygı duydular, ona destek oldular her anlamda. Ben de böyle düşünüyorum. Yani Rasim Kara'dan sonra, Samet Aybaba'dan sonra sizin camianızın idoli olabilecek, uzun yıllar Beşiktaş'ı çalıştırabilecek, Beşiktaş'a kupalar getirebilecek bir teknik adamın olması Beşiktaşlılar için büyük bir şans elbette. Bu nedenle herkesin destek vermesi lazım. Mesela Mehmet Ekşi işte altyapının başına geldi. Sergen Hoca istedi. Bence çok da iyi oldu. Orada çok iyi şeyler olacak. Onunla ilgili ayrı video yapacağım. Şimdi kendimi kaptırmayayım. İşin büyüsünü kaçırmıyorum. Onunla ilgili ayrı bir video olacak. Şimdi bugünkü videomuz bu kadar diyelim. Takım iyi, iyi gidiyor. 3-4 tane A sınıf oyuncular katıldı mı ben çok umutluyum. PAOK maçıyla bir maçta Beşiktaş yerden yere vurulacak bir kulüpte güzel insanlar. İyi ki varsınız. Sağlıcakla kalın. İyi hafta sonları.